Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bakalım bugünkü dersimizde After Effects'te neler işleyeceğiz? Evet, yine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hatırlarsınız, iki tane solidimizi oluşturmuştuk. Bunları istemezsek buradan silebiliriz arkadaşlar. Buradan sildik diye hemen korkmayalım. Yani timeline'in üzerinden siliyor olmak demek o layer'ı buradan kaybetmek anlamına gelmiyor. Bakın, biz solid'i açınca burada otomatik solids diye kendisi de, After Effects kendisi de çok düzenli çalışıyor. Burada bir klasör açıp solid'leri bunun içinde topladı gördüğünüz gibi. Buradan biz istersek tekrar red solid, green solid. Buradan nasıl yapıyoruz? Aynı Edius'ta olduğu gibi buradaki bir footage'ı timeline'a sürükleyerek bırakıyoruz. Daha doğrusu timeline'ın bu bölümüne sürüklüyoruz. Yeniden göstereyim. Şöyle buradan tutuyoruz. Klibin ikonundan tutuyoruz arkadaşlar. Şöyle şuraya bırakırsanız bıraktığınız noktadan itibaren başlar. Ama şu noktaya bırakırsanız 0. saniyeden, yani klibin timeline'in başından itibaren başlar. Eğer siz nereden başlayacağınızı biliyorsanız şuradan şöyle atıyorum, bakın. Zaten bana şuradan da gösteriyor. Sarı bir şey vasıtasıyla. Ve buradan da bakın, nümerik olarak takip edebilirsiniz. Nereye bırakmak istiyorsunuz? 4. saniye. Bakın, red solid 4. saniyeden itibaren başlamış oluyor. Aynı şekilde bunları buradan tekrar siliyorum. Hatırlarsanız video dosyalarımız vardı. Bir Lavi Campus yaklaşık 13 dakikalık videomuz ve bir Lavi girişinin videosu. Edius dersine hazırladığımız 1 dakikalık yaklaşık bir film, küçük klip. Buradan tutup tekrar bunu buraya sürüklediğimde bakın, ham dosyasıyla birlikte klibin başında bar vardı, hatırlayacaksınız. O barla birlikte Edius'un içine After Effects'in kompozisyonunu aktardı. Bunu buradan siliyorum. Sadece çıkış klibini şöyle hatırlayacaksınız. Bakın, video dosyamızı buradan sürükleyerek izleyebiliriz. Hatırlayacaksınız, bu kompozisyonun değerini bakın 10 saniye. Daha sonra buradaki ayarları değiştirebiliyorduk. Nereden yapıyorduk? Burada composition penceresinden, composition setting ayarından şöyle composition duration'dan şuradan bunu 10 saniye değil de ben 20 saniye olarak tekrardan ayarlıyorum ve OK tuşuna basıyorum. Şöyle, o zaman bakın, şu slider'ı kullanarak birazcık zaman çizelgesini genişletiyorum. Bir de hatırlayacaksınız, burada sağ tarafın, şu timeline'in sağ taraftaki bölümü daha çok gözükmesi için şuradaki ikonu tıklarsanız baştaki expand or collapse the layer switches paneli, yani burada gösterdiği şeyleri collapse kapatmak, expand genişlemek şeklinde düşünürseniz şurada bakın, expand'i tıkladığım zaman ben yeniden buradaki tüm ayarları görüyorum ama kapatıyorum şu anda, onlara ihtiyacım yok. Şöyle bakın, daralttım. Evet, bakın, klibimin süresi yaklaşık 15 saniye. 15 saniye 3 kare şurada görüyorum. İzleme çubuğumu son aldığımda buradan böyle bakın, yaklaşık 15 saniye benim bu klibim. Böylelikle After Effects'i, yani dışarıda klipleri, sadece burada kullanacağım ve işleyeceğim klipleri After Effects'e aktararak daha optimum çalışmış oluyorum.
Diğer türlü bunu buraya atsam, bakın hem After Effects'i yormuş olacağım hem de gereksiz bir dosya büyüklüğüyle uğraşmış olacağım. Eğer böyle bir dosyayla uğraşırsanız, yani büyük bir dosya ama sizin üzerinde işlem yapacağınız bölümü kırpmak isterseniz, onu da şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Burada kırpmak istediğimiz layer'ı çift tıklayarak bunu preview penceresine, böyle otomatikman kendi açılıyor, atıyoruz. Daha sonra buradaki kaydırma çubuğunu kullanarak ham video üstünde istediğimiz noktaya geliyoruz. Bakın şu sondan bir önceki ya da son planı alalım. Şöyle zoom out planını, buraya izleme çubuğunu koyuyorum. Ve bu baştaki set in point ikonuna tıklayarak bir klibimin giriş noktasını belirliyorum. Klavye üstünden space tuşuna basarak klibimi oynatıyorum. İzliyorum. Bu noktada tekrar durduruyorum ve buradaki ikona, set out point ikonuna tıklayarak klibimi seçiyorum. Fark ettiyseniz bakın burada ben seçer seçmez şöyle bunu çekersem buraya kadar kırptı, kırptığını gösteren, bu noktadan sonra daha transparan bir şekil aldı. Burada daha koyu renkte ilgili layer'ımın rengi. Daha sonra ben bunu istersem şu şekilde kırparak, bu sefer şurada unutmayın, burası preview window, buradan anlıyorum layer campus abi. Tekrar composition window'uma dönmem gerekir görebilmem için. Bakın şurada izleme çubuğunda orada olması gerek. Şöyle kırparak klibimi küçültebilirim ya da uzaltabilirim. Ama yine dediğim gibi siz dışarıda klibi, sadece işlem yapacağınız klibi içeriye aktarmak çok daha mantıklıdır. Evet, bir kompozisyon nasıl oluşturulur After Effects'te? İlk önce işlem yapmak istediğiniz, yani üzerinde efekt yapmak istediğiniz videoyu, sadece ilgili bölümünü belirleyip içe aktardıktan sonra, yine tekrar etmiş olalım, şunları siliyorum, şöyle tutup ikonundan tutup burayı sürüklemek ya da siliyorum tekrar bunu, buradan tutup composition window'un üstüne sürüklemek. Bunu bu şekildeki sürüklemenin dezavantajı, tam ortalamayabilirsiniz. Şu anda snap özelliği açık ve tam ortalıyor ama siz yanlışlıkla kaydırabilirsiniz. Şöyle bırakırken bakın burada fark etmediğiniz 1 piksel 2 piksel açıklığında bir açıklık kalabilir. Size önerim, özellikle böyle istemiyorsanız, buradan tekrar siliyorum, şöyle tutup buraya bırakmanız kompozisyonunuzu oluştururken. Şöyle bir videomuz. Bir de şuradan tekrar şu uzun videoyu ben içe aktarıyorum ve bu klibi çift tıklayarak preview penceresini açıyorum. İşlem yapmak istediğim şöyle başka bir nokta buluyorum arkadaşlar. Şöyle şurayı seçelim mesela. Şu planı seçelim. Buradan itibaren şu plan. Şöyle biraz geriye aldım. Başlangıcına, evet. Buradayken in point'i tıklayarak başlangıç noktasını seçtim. Şöyle araba ilerliyor, kadrajdan çıksın. Kestim. Buradan out point'i tıklayarak
Gördüğünüz gibi klibin şu kadarlık bölümüne işlem yapmak istediğimizi varsayalım. Tekrar şöyle kompozisyon window'umu açıyorum. Bakın dikkat ettiyseniz buradaki kalite biraz düşük. Bunun nedeni, burada da bu bahsi anlatırken söylemiştim. Şurada full, half ve quarter, yani çözünürlüğü düşürebilirim bilgisayarımın şeyine göre. Auto seçeneğinde ben full'e alıyorum. Şöyle daha net işlem yapabilmek için videomun üzerinde. Bir sonraki kompozisyona geçelim. Hatırlarsanız bir Laulogo TV kompozisyonu açmıştık. Burada bir logonun, grafik bir işin nasıl oluşturulacağını görelim. Hemen buradan Images'in içinden şöyle genişleterek Laulogo PSD'yi aynı şekilde bunun içine bırakıyorum. Burada üniversitemizin televizyonunun logosunun sadece bir parçasını görüyorsunuz. Çünkü logomuzun kendisi, dosyası çok büyük. Bakın şurada da görüyorsunuz 720x576. Ama biz 200 piksele 200 piksel oluşturmuştuk. Şöyle biraz zoom out yaparsak çerçevenin üzerinde, kompozisyon window'un içerisinde. Bakın şöyle tutamaklarını görüyoruz şu hayali çizgide. Asıl bizim logomuzun büyüklüğü bu. Ama şu ortadaki karede kompozisyon window'umuzun karesi. Şimdi bunu iki şekilde bu kompozisyon window'umuzun içine sığdırabiliriz. Birinci yöntem arkadaşlar, köşegenlerinden tutup şöyle küçülterek, küçülttüğümüz sırada klavye üstünden shift tuşuna basarsanız orantısı bozulmadan bakın bunu küçültebilirsiniz. Shift tuşunu bıraktığınız anda bakın böyle oranını, küçültme oranını değiştirebilirsiniz. Bastığım anda yine oranı koruyarak bu kompozisyonun içine küçülür arkadaşlar. Şöyle biraz büyüteyim. Ya da Ctrl Z'ye basarak undo yapıyorum. Undo şuradan da yapabilirsiniz arkadaşlar. Şuradan undo seçeneğini tıklayarak. Kısa yolu Ctrl Z'dir. Yine tekrarlamış olayım. Edius ve After Effects programında tüm Windows kısa yol tuşları kombinasyonları geçerlidir. Çoğu geçerlidir. Bunu unutmayalım. İkinci küçültme yöntemimiz, bunu layer'lar bahsinde, layer'larla ilgili özellikten çok daha ayrıntılı olarak göreceğiz. Burada layer'ımızı yanına küçük bir üçgen var arkadaşlar, görüyorsunuz. Bu üçgeni gördüğünüz yerde artık hem Edius'ta hem After Effects'te şöyle düşünün. Bunun altında ek bir ayar var. Bu layer ile ilgili ya da buradaki komut neyse bununla ilgili düzenleyebileceğim ayarlar var demek anlamına geliyor arkadaşlar. Bu oku genişleterek şöyle bakın transform diye bana bir düzenleme komutu daha çıktı. Onun yanında yeniden bir üçgen var. Bunu da tıklayarak şöyle bakın Anchor Point, Position, Scale, Rotation, Opacity şeklinde düzenleyebileceğim bir takım ayarlar geldi. Tahmin edeceğiniz üzere buradaki Scale komutundan şöyle aktifleyerek ben bunu bakın şu anda ihtiyacım var. Burada daha çok yer elde etmek için biz bunu ne yapmıştık? Birazcık daraltmıştık. Şu ikona tıklayarak şu en baştaki şurası. Bu sefer buradaki değerleri expand ediyorum. Yani genişletiyorum. Bunları görmem lazım. Scale tuşunun yanında bakın bir zincir ikonu var. Bu
az önce shift tuşuna bastığımız işin buradaki karşılığı. Eğer bu zincir ikonu burada olmazsa en ve boy oranları değişir, değişerek küçülür. Onun sabit kalması için bunu buradan aktif olmasını görmemiz gerekir. Evet, böyle mouse'la sola doğru yaptığımda görüyorsunuz ekranda da scale'ını, yani ölçeğini şöyle ekrana sığdırıyorum. Şöyle bakın, küçülttüm. %37 oranı. Tabii siz nümerik değer de girebilirsiniz. Buraya tıklayarak %37 değil de yuvarlak bir rakam yapalım. 35 İzmir'in plaka kodu olsun. Şöyle 35'i girdim arkadaşlar. Böylelikle bakın 200'e 200 pikselin içine televizyonumuzun logosunu sığdırmış oldum. Burada bir şey daha var. Hatırlarsanız kompozisyon settingi her an değiştirebiliyorduk. Şöyle değiştirmek istiyorum. Şöyle düzeltiyorum. Kompozisyon background color'ı değiştirmek istiyorum. Yeşilin üzerinde belki çok iyi gözükmüyor. Şöyle tekrar siyaha dönmek istiyorum ben. Siyahı seçerek şuradan OK tuşuna basıyorum. Şöyle OK diyerek. Bakın şu anda daha iyi gözüküyor diye düşünüyorum. Evet. Böyle kompozisyonumu böylece oluşturuyorum arkadaşlar bu 200'e 200 pikselle. Diğer taraftan tekrar bu 720'ye 576'lık kompozisyonuma döndüğümde şöyle bakın, işlem yapmak istediğim layer'ı bu şekilde seçtim. Sonra farz edelim ki bu videonun bir başka sahnesinden de yeni bir bölüm alacağım. Şöyle bu videoyu aktifleyerek bu layer'ı edit komutundan şuradan duplicate komutuyla kısa yolu Ctrl D arkadaşlar şöyle tıklayarak aynı layer'dan bakın bir kopya daha yapmış oldum. Yine bunu çift tıklayarak bu sefer videonun farklı bir bölümünden mesela şöyle bir yakın plan alabiliriz. Evet, kompozisyona döndüğümde bakın çok kısa oluşturduğum için burada çok kısacık bir klip oluştu. Hemen hemen 3 kare boyunca hemen hemen değil 3 karelik bir klip oluşturdum. Şöyle birazcık genişletiyorum. Sonra buradan kenarından tutup sağa doğru bunu kırpabilirim arkadaşlar. Bakın bu plan bu şekilde yaklaşık 4 saniyelik planı aktarmış oldum. İşlem yapacağım. Yine ölçeğimi buradan birazcık genişletiyorum, daraltıyorum. Neydi? Buradaki de layer'ları sağa sola hareket ettirebiliriz. Bakın tam bunun bittiği yere şöyle koyuyorum ve buradan bunu başlatıyorum. Şöyle buradan buna geçmiş oldum. Şimdi bu ikisinin üzerine ben buradaki separatörler, sequences'lar yani image sekanslardan separatör atmıştık hatırlıyorsanız. Bunu çift tıklayarak preview penceresini alıyorum. Buradan ön izleme yapabilirim. Bakın şöyle bir separatör üniversite televizyonumuzda kullandığımız şöyle hoş 3 boyutlu animasyondan oluşan bir separatör. Bunu yine tutup şöyle bırakıyorum en üst layer'a. Buradan bıraktığımda görüyorsunuz otomatikman bana bir layer açıyor. Bunu tam ikisinin ortasına istiyorum. Şöyle. Bakın şu iki geçiş şöyle oldu. Şöyle. Ön izleme yapmak için space tuşuna basıyorum. Şöyle bakın geçişi. Baştan izleyelim. Şuradaki yeşil çubuğa dikkat ederseniz
Şöyle Space tuşuna bastığınız anda şu anda buraları artık renderli. Yani bilgisayar onu After Effects tanımlıyor. Şurada bitiyor. Ama renderlenmemiş kısımları biraz yavaş okuyabilir. Bir kere yeşil olduktan sonra, yani bu bölümleri tanımladıktan sonra, bakın bilgisayar bunları çok hızlı, sorunsuz okur arkadaşlar. Real time dediğimiz gerçek hızında okur. Bu dersimizin de böylece sonuna geldik. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hepinize başarılar diliyorum.